Merhaba sevgili Haber TS izleyicilerimiz. Trabzonspor'umuzun efsaneleriyle röportajlarımıza son hız devam ediyorum. Vallahi benim için çok büyük bir gurur onlarla tanışmak, onlarla röportaj yapmak, onların hayatlarını dinlemek, o güzellikleri, o özellikleri yaşamak çok ayrı bir şey. Yanımda Necmi Perekli hocam var. Trabzonspor'umuzda 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa ve sayısız daha nice kupalar kazanan Necmi hocamla birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Hiç ikiletmeden davetimize icabet ettiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sağ hocam, ben Trabzon ve Trabzonspor'un nereden geldiğini, Trabzonspor'un doğuşunun nereden geldiğini genç nesile aktarmak amacıyla bütün böyle efsane futbolcularımızla röportaj yapıyorum. Hepinizin çok güzel anıları var, çok güzel geçmişleri var. Sıra da size geldi Necmi hocam. Necmi Perekli nerede doğmuştur, kimdir ve futbol hayatı nasıl başlamıştır? Bununla başlayalım öncelikle ben isterseniz. Ben Trabzon'a doğdum. 1948 doğumluyum. Efendime söyleyeyim. Cüdi Beyokulu'nu bitirdim. Ondan sonra yine okulu bitirdim. Sonra Trabzon Lisesi'ni okuduk. Ortaokul kısmını orada, lise kısmını bitirdik. Efendim ondan sonra işte eğitim fakültesi, KÇ'ye bağlı eğitim fakültesi var. Orayı da okuduk. 3-4 yıl orayı da bitirdik. Tabi bu arada da futbol oynadık. İlk oynadığım yer kulüp Trabzon Martıspor. İşte o zaman mahalle takımlarıydı bunlar. Daha sonra İtman Hoca'na aldılar bizi genç takımdan. Kulaklara çınlasın Sayın Bakanımız da Faruk Özak'la aynı takımda oynadık orada. Evet. İtman Hoca'nın da küçük takımında, junior takımı değil orada o zaman. Orada oynadık. Daha sonra işte İtman Hoca'na transfer olduk. İtman Hoca'nda oynamaya başladık. O maçlarda, sahalarda, Avniakir'i seyrettiğimiz büyük abilerle, Ahmet Suat'larla falan, şey, Ahmet Suat rahmetli, Ahmet Suat abi, hocamız, takım arkadaşım, abim. Onlarla birlikte aynı takımda, aynı sahada oynamaya başladık. Tabii bunlar da bizim için çok büyük bir onur ve çok büyük bir kıvançtı o zamanlar. Derken Trabzonspor kuruldu 66 yılında. Önce biz İtman Hoca birleşmede girmedi o birleşim ama bir yıl sonra hep beraber Trabzonspor'la oynamaya başladık. İyi günleri tabii oraya kadar. Futbol hakikaten bir insanı dinç tutan, ihtiyacı olan, özellikle ve öncelikle gençler için ihtiyacı olan sporların belki de şu an için en makbulü olarak geçiyor biliyorsunuz. Ama tabii biz o zamanlar futbol oynarken de atletizm de yapardık. Mesela futbol maçı biterdi, ondan geçerdik atletizm işi. Atletizmle koşardık, ederdik, atlardık, zıplardık. Akabinde hemencecik basketbol oynardık. Aynı takım. Çünkü o zamanlar amatör takımlarda bu gibi amatör branşlarda katılmazsan sana gerekli bir federasyona vermiş olduğu parayı alamazsın falan. Onun için oynardık oralarda falan. Yani ömrümüz Trabzonspor'a birleşene kadar bir başka değişti. Profesyonel olana kadar bu şekilde geçti. Yani amatör olarak geçtik. Trabzon'da Trabzon İtman Hoca'na profesyonel oldum ve Trabzon'da ilk profesyonel futbolcu da bana nasip oldu diyelim. Ondan sonra Trabzon'daki Trabzon'u bir lige çıkarmak için mücadele ettik sahalarda falan. Şah yenildik, şah yendik falan filan derken şampiyon olduk. Çıkardık lige işte. Arkadaşlarla beraber tabii ki bunlar her şey. Ligde oynadık. İlk şeyde şampiyon olduk. İkincisinde hem şampiyon olduk hem gol kralı oldum. Benim çok büyük bir onur tabii ki. Falan geliriz soru sorduğunuzda. Yani iyi günlerdi. Geçmişimiz iyiydi. Tabii o canlı, o heyecanlı, o canlı kanlı heyecanlı diyelim günleri şimdilere buralara taşımak çok zor tabii ki. Çünkü o zamanlar amatör bir ruhla oynardınız. Şimdiki profesyonel tabii ki bir ruhu var. Önü artık ekonomi çıktı haklı olarak. Tabii ki oyuncuların, yöneticilerin olsun, antrenörün olsun olaya, meseleye bakışı farklı oluyor tabii ki bir yerde. Onun için taraftarın tabii ki sporcuların saha içi performansını gördükten sonra eskiden karşılaştıkları zaman ya eskiden daha iyiydik falan filan ama öyle bence düşünülmemesi gerekir. Nedeni de şu, yani o bir neslin bereketiydi.
Trabzonspor şampiyon olduğu yıllarda, o 6 yıllık. Bir nesin belki değil. O geldi geçti gitti tabii ki. Kala kala ki biz kaldık falan böyle. Onun için o zamanın siz futbol anlayışını, taktiğini, tekniğini, sporcuların kabiliyetini, kalitesini buraya taşıyamazsınız. Bu tarafa. Ama taşıyacağınız tek şey varsa o zamanın ruhunu buraya taşıyabilirsiniz. İşte onu geçen yıl, evvelki yıl biraz başarıldı ama devamını getirilmedi. Ama tahmin ediyorum, temenni ediyoruz. Bir bekliyoruz tabii o ruhun tekrar Trabzonspor'a kavuşması ve şampiyonlukların devamlı gelmesini. Tabii temenni ediyoruz falan. İnşallah öyle olur. Siz şimdi Trabzonspor'un doğuşusunuz. Başarılı olmasını hepimiz çok istiyoruz ama siz çok daha fazla istiyorsunuz. Çünkü bu çınarı siz suladınız, bu çınarı siz büyüttünüz. Sizden sonra da belli uzun bir süre başarı olmadı maalesef. Şampiyon olamadık. Evet. Ve taraftarın da en çok istediği şampiyonluk. İşte sizin de dediğiniz gibi 2 yıl önce bir sizin döneminizde ruh olan kasketliler dönemi. Böyle bir birazcık getirildi ve taraftara o ateş de verildi. Sizin de dediğiniz gibi hocam o ruhla şampiyon olundu. Evet. Peki hocam, siz gerçekten çok iyi futbolculardan bir tanesiniz, forvetlerden bir tanesiniz ve Trabzonspor'da ilk gol kralı olan isimsiniz. Evet. 18 golle gol kralı oldunuz. Peki hocam, bu 18 golde sizi en etkileyen gol hangisiydi? Yani en böyle en anlamlı olan gol mesela. Bursa Spor'a atmış olduğum, Rövaş'ta el atmış olduğum gol var. Gol var Deniz Kalesi'ne. Kaleci de bizim eski kalecimiz Mustafa'ydı falan. İşte onun attığım o gollü benim aklımda kalan, ha işte nasıl vurduğumuz zamanı tabii düşünerek hayal ettik falan. Tabii ki daha var tabii, 18 golde kalmıyoruz tabii ki, daha kupalarda para falan bunlar da var tabii, bu attığımız goller var. Ya o da gollerin iyisinin iyisi diyelim. Güzeldi bir şey, onu unutamam. Ama golün iyisi kötüsü yoktur. Tabii şey olarak gol goldür. Önemli olan 3 direk arasından topu geçirmektir. İşte o karşı tarafa atmaktır yani. İşte onları yapmaya çalıştık biz de falan. Hocam bir de sizin şu özel... Yaparken kendi kabiliyetimin yanında arkadaşlarımın da mahareti var tabii canım. Paslar onlar bize verildi, biz değerlendiriyorduk. İşte hocam sizin şu özelliğinizi çok seviyorum. Mesela hepiniz birbirinizi böyle destekliyorsunuz. Ben demiyorsunuz, biz diyorsunuz hepiniz. Evet. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Hiç kırmızı kart görmeyen futbolculardan evet, bir tanesi. Doğru. Hiç kırmızı kart görmedim ben. Evet, iyi yakaladınız bu noktayı. Sadece bir sarı kart gördüm. O sarı kart da işte bu Beşiktaş'la maç yapıyorduk. İlk golü attım Deniz Güney Kalesi'ne. Avnaker'de. Hakem faul gerekçesiyle vermedi. Ben hakem orada tabii ki şampiyonluk maçı. Yenersek şampiyonluğa %80-85 ulaşacak bir maçtı. Aksi halde diğerleri tabii ki aradan sıyıracaktı falan şampiyonla. Hakeme ben kaleciye dokunmadım. Hiç kaleciye bir şey yapmadım. Benim bütün aklım fikrim yukarıdan gelen topla dedim. Bana birisi dokunduysa o da kalecidir dedim ben. Yani bunu şey yap falan yok dedi. Ben faul gördüm falan dedi. Kalenin içine beraber falan şeyle girdik. Şöyle tuttum onu, itikler gibi oldum. Bak dedi Necmi dedi. Eğer dedi bana dokunursan dedi kırmızı kartı yersin dedi. Birden yani uyandım. Ya ben ne yapıyorum falan filan dedi. Tabii ki yapmış olduğum yanlış ama bilinçsiz tabii ki bir hareketti. Hataydı falan. Yani demek ki dedim sahalarda böyle yapmamak gerekiyor. Tabii ondan sonra maçı 2-1, 2-0 aldık. 2 gol de ben atmış o şampiyon, gol kralı olduğumuz falan şeylerinde. Ya onlar tabii ki Beşiktaş'a öyle maçta 2 gol attı da Beşiktaş'ı yenmek, yenerken attığımız goller elbette ki unutulmayan gollerdir bunlar yani. Trabzon adına tabii çalışıyoruz tabii işte. Bir de hocam şöyle bir şey var. Sizin herhalde Trabzonspor'un Avrupa'da yani ilk arenaya çıkan ve ilk golü atan oyuncu da sizsiniz. Böyle de bir özellik. UEFA Kupası'nda falan işte buradan çekti kuraya. Akrenaz çıktı. Çekildi oraya falan. Yani kim o sağdan top ortaladı böyle. Biz de çıktık kafaya. Zaten attığımız gollerin yarısından çoğu kafayla attık tabii ki. Vurduk o futu. Gol oldu falan. Tabii tarihe geçti böyle ilk gol falan. Avrupa kupalarında ilk gol atan da Necmi falan filan.
böyle birkaç ilkliğimiz var yani senin anlayacağın. Evet hocam çok ama gerçekten çok önemli. Hmm. Ve şimdi işte şöyle bir şey var hocam. İşte bunları genç nesil bilmiyor. Bunları insanlara, bunları gençlere, bunları öğretmek lazım, bilmeleri lazım ki Trabzonspor kimlerle, nereden, nereye gelmiş herkes bilsin. Peki Necmi hocam, bir Avnaker'imiz var bizim. Avnaker stadımız. Evet. Şu anda yeri yok ve yeni stadına geçti ama orada çok büyük anılar var. Sizin de orada çok güzel anılarınız oldu. Onlardan böyle alabilir miyim? Ya şimdi sahada ben çünkü çıktığım zaman sahaya toptan, kaleden, rakipten başka bir şey görmezdim. Böyle çok büyük bir anılarım yok benim. Ama hocamla, Ahmet Suat'la anılarım vardır benim. Mesela Liverpool maçına giderken burada 1-0 yendiğimiz maçta rahmetli Cemil'in attığı golle benim düşürüldüğüm bir pozisyonda. Hocalan ben tavla oynardım mesela. Saat 1'de 2'deydi maç, biz hala 11 oldu tavla atıyoruz. Yani oradaki o andaki futbol anlayışına bakın falan. Rahmetli Ruhan abi Öngür falan geldi, dedi ki ya dedi maça gidiyoruz dedi hocam, dedi bırakın şu tavlayı dedi. Maç oynayacağız biraz sonra falan filan. Yani diyeceğim şu. Yani evet maç başlarken veya maça giderkenki düşüncemizle oradaki şeyimiz farklıydı yani. Farklı derken de tabii ki ya düşünmüyor muyuz maçı? Elbette düşünüyoruz maçı. Ne olacağını düşünüyoruz bize. Çıkmadan önce maçı ya onda çünkü gazeteler basın o arada bizim maçıyla ilgili yani Trabzonspor'un Liverpool karşısında 3 gol yemesi bile bir başarıdır dendi. Biz kendi aramızda falan filan gazete böyle mi yazdı? Basın böyle mi söyledi? Evet. Ya onlara 9 aylık biz 9 aylık. Çıkalım bakalım, yenerlerse yensinler ama biz yeneceğiz. O niyetle çıktı tabii ki oraya. Ya bu gibi şeyler hiç unutulmuyor görüyorsun falan. Oradaki maçta bir de unutmadığım şöyle bir şey vardı. Top yine sağdan bir top ortalandı. Clemens'le birlikte çıktık topa. Bunu birkaç defa yarıya söyledik yani bile sohbetlerde. Ne o vurdu topa ne ben vurabildim. Top arkaya düştü falan. Bizim sola çık Ahmet de toplan giydirir orada. Ama tabii düşerken de biraz tabii tahrip oldu vücudumuz bizimle falan. Ben yerdeyim, Ahmet'e bakıyorum topu boş kaleye attığını falan. O da bakıyor bana. Yani niye topa vurmuyorsun falan filan diye. Kalkıp vurmuyorsun diye. Ben ona bırakıyorum, o bana bırakıyor top kaleciyi falan. Bir de baktım Ahmet tırnağını yiyor. Çünkü o çok hastaydı tırnak yemeye. Ya tırnağı bırak demiş, topu içeri at dedim falan. Ya bunlar tabii unutulmayan şeylerdi. Çok güzel anlar bunlar hocam. İşte bunları dinledikçe tabii çok güzel oluyor, özel oluyor. Peki hocam, Ahmet Suat Özyazıcı rahmetli. Ben ona yetişemedim, röportaja yetişemedim. O hastalığa yakalandıktan sonra ben bu programlara o zaman başladım. Ama onunla nasip olmadı. Ben de ne yapıyorum? Sizin gibi değerlerle, onunla bu aşkı yaşamış değerlerle onunla ilgili evet. Ufak ufak detaylar alarak böyle birikimleri çoğaltmaya çalışıyorum. Ahmet Suat Özyazıcı hocama gelirsek eğer onunla alakalı. Şimdi Ahmet Suat rahmetli Ahmet hocamla hem bir abi kardeş gibiydik. Benim kamplarda olsun, maçlarda olsun şeylerde o da arkadaşımdı. O da abimdi. Beni hep nedense alırdı yanına falan filan. Ben işte ondan beraber yatıp ondan beraber kalkardık. Çok şeyler öğrendik ondan. Önce arkadaşımızdı, abimizdi. Daha sonra takım arkadaşımız oldu. Ondan sonra en sonunda da antrenörümüz oldum. Tabii onun zayıf taraflarını, eksik taraflarını bilirdim. O da benim için bilirdi falan böyle. Hatta beni çoğu zaman öğle yemeklerini evine çağırırdı. Gel falan filan diye falan. Ay giderdik tabii. Bunlar hoş şeyler tabii ki. Yani unutulmayacak tabii ki şeyler. Yani hakikaten Suat abinin vefatı ve değil Trabzon futbolu, Türk futbolu için çok büyük bir kayıp. Bence Türk futbolu Sayın rahmetli Ahmet Suat hocamızdan veya Özkan Sümer'le bence gereği gibi faydalanamadı. Esasında faydalanabilseydi şu anda Trabzon futbolu başka yerde olurdu, Türk futbolu bambaşka yerde olurdu. Bunu bence eksiklik buradaydı. Bunlar lider insanlardı. Büyük isimleri tabii ki bunlar. Ahmet Suat Özyazıcı hocamızın en büyük özelliği neydi mesela? Ya en büyük özelliği o her maça böyle heyecansız çıkardı. Yani normal yani senin en büyük maçın en küçük maçı onun için bir maçtı. O maçı yenmek mecburiyetindeyiz. Büyük hata yapmadan veya sahaya çıktığın zaman mücadeleni et, koş, et, eyle ama tabii ki yeneceğiz ondan sonra. Fakat yenilsen bile önemli değil onun için ama koşmuyorsan, kaçak güreşiyorsan ona kızardı.
Tabii ki böyle hıncını da anında değil, zamana bırakırdı. O çok önemli o falan. Tabii o bazı arkadaşlar tarafından benimsenmez o huyu ama biz bildiğimiz için onun huyunu, ona göre her zaman için hazır olurduk, hazırlıklı olurduk maçlara falan ve onun vermiş olduğu talimatları yerine getirmeli falan. Yani çok değerli bir hocamızdı, bir abimizdi, bir futbol arkadaşımızdı. Tabii ki bizi fazlasıyla üzdü ama dediğim gibi yani Türk futbolu ve Trabzon futbolu çok büyük insana kaybetmiştir bu konuda. Peki hocam, yüzlerce futbol oynadınız, yüzlerce maça çıktınız. Sizi en çok etkileyen veyahut da sizi en çok üzen maç hangisi oldu mesela? Beni en çok üzen maç yani şu var. Üzen maç evet, İngiltere'deki Liverpool maçı. Yani 1-0'lık bir avantaj yakalamışız burada. Orada epey direndik. Hatta pozisyon da bulduk zaman zaman. İşte değerlendiremedik, dirençte bazı aksaklıklar oldu, bazı eksikler oldu taktik falan filan. Bunlar tabii insanda şey yapıyor, bırakıyor, bazı izi bırakıyor. Böyle hatıralar. İlk futbolun iyi gitmesi için mahalli sahalar çok önemlidir. Biz mahalli sahalarımızda gördüğünüz gibi evleri falan filan apartmanlar yapınca o olacak olanlar o sahalara ulaşamadığı için olamıyorlar. Tabii en büyük eksiği o, çok önemli. Esasında bunu çok derine gidip de böyle 4-5 saat konuşmak lazım. Trabzon futbolu neden geri kaldı? Trabzonspor neden istikrarı yakalayamıyor? Neden performansı düşük? Neden başarısız son günlerde kolay değil yani? 36 yıl şampiyon olmuşsun. 36 yıl, 40 yıl şampiyon olamıyorsun. Bunun mutlaka bir sebebi vardır, bir nedeni vardır. Bunun üzerine durulması, bunun incelenmesi gerekir yani. Trabzonspor neden başarısızdı? Trabzonspor daha fazla nasıl başarılı olur'un cevabını o zamandan bu zamana vermemiz lazımdı. Peki hocam, sizce sebebi nedir? Yani sebepleri nedir aslında? Sebebi şu var yani. Trabzonspor bugün eğer başarısı oluyorsa, altyapıyı ihmal etmesi fevkalade yanlıştır. Yani sürekli transferde büyük yanlışlıklar yapıyor. Yani harcama usulü yapılan transferler yanlış transferlerdir. Önemli olan yatırım usulüyle yapılan transferlerdir. Bakıyoruz Trabzonspor'a son zamanlarda, yani o 36 yıllık zaman süresi içerisinde, dilimi içerisinde yapılan transferlerin ikaz etmemize, izah etmemize rağmen en büyük sıkıntısı harcama usulü yapılan transferlerdi. Yani para veriyorum, gereğini alamıyorum. Giderken de alasmalık diyor adam, alıp bütün paraya gidiyor. Bunları tabii bilmek, bunları belirlemek, bunların da bir sistemi, bir düzeni olması lazım. İşte Trabzonspor o sistemi ve düzeni bence 2004'ten sonra kaybetmiştir, unutmuştur. Sistemsizlik Trabzonspor'da artık orada sistem haline gelmiştir, sistem haline getirilmiştir. Ve Trabzonspor'un bugünkü durumu da göz önünde artık, yani görüyoruz. Tabii yani toparlanması bile çok zor. Yani Trabzonspor milli, mahalli ve yerli özelliklerinden uzaklaşıyor. Etrafına yabancılaşıyor. Bak bu çok önemli. Sonra üretmek yerine tüketmeye başladı Trabzonspor. Yani bizim zamanımızda istersen Trabzonspor'da 11 futbolcu oynasa oynuyor. 11'ini al, altyapıdan 11'i koy. O da rakibi yenecek. Çünkü aratmayacak seni. O nispette başarılı çocuklar vardı altyapıda. Şimdi bakıyoruz Trabzonspor'da altyapıda kaç yıldır bir spor çıkmamış. Bunun sebebi nedeni hala ortaya konmamış. Şundan dolayı Trabzonspor oyuncu çıkaramıyor. Mesela bir Hami'yi çıkaramıyorsun, bir Fatih Tekke'yi çıkaramıyorsun, bir onu bunu çıkaramıyorsun yani. Neden? Altyapının ihmalidir. Altyapıda işte eğiticilerin de yetişmesi lazım diyoruz. Arkadaşlar üzülüyorlar. Gerçekten öyle olması lazım. Yani altyapının başına bir defa ekonomiyi, bir defa antrenörlüğü meslek edinmiş kişinin olması lazım. Okumayı seven, araştırmayı seven, psikolojiyi, pedagogiyi seven ve bunları araştıran eğiticilerin orada olması lazım. Çünkü o belli bir yaş grubunu motive etmeye çalışan eğiticiler. Şimdi bakıyorsunuz orada görüyoruz mesela sporcu yol diyorum, genç çocuk, al onu diyorsun. Al tamam abi, onu alıyoruz tamam abi. Ama ikbali iyi olan, gelişime elverişli oyuncuya bakıyorsun, dışarıda kalmış. Trabzonspor altyapısı bu işte. Onun için mutlaka buraya bir düzen getirmek lazım. Buraya bir sistem getirmek lazım. İşte o zamanın sistemini bu zamana taşıyabilirsen
Trabzonspor Trabzonspor olur. Yani çok 36 yıl beklemeyiz yani. Peki hocam, size hiç böyle talep gelmedi mi? Mesela sizin gibi efsane futbolculara var, bu konularda hani bize destek olun gibisine. Mesela ben olsam, şahsen hani yönetici olsam derim ki yani efsanelerimizden faydalanalım. Ya şimdi şu var tabii, sen futbolcu olarak efsane olursun. Futbolcu olarak başarılı olursun. Ancak antrenör başarılı olman için biraz önce söylemeye çalıştım yani. Araştırman lazım, okuman lazım. Günümüz futbolunu takip etmen lazım. Zaten Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı yapılandırmayı yanlış yapması. İkincisi de bu modern futbolda gelişen ve değişen modern futbola bakıyorsunuz. Yeni liderler, yeni isimler çıkartamıyor. Bunun ne mutlaka nedenleri var. Niye? Okumuyorsun. Eski bilgilerle bugünkü eski bilgilerle takımla sahaya çıkarsan başarı olma mümkün değil. Olsan bile bunun devamını sağlayamazsınız. Şimdi diyoruz yeni liderler, yeni isimler. Ahmet Suat vardı, efendime Özkan abi, rahmetli Özkan Sumer vardı, Şenol vardı, Şenol Güneş vardı. Şimdi tabii onlar bir yere kadar bir yani Türk futbolunda yer edinmişleri söylüyorum ben. Bunlar vardı. Şimdi bunlar biri İstanbul'da mücadelesini veriyor, ekonomik mücadelesini. Diğerleri Allah rahmet eylesin dedik. Şimdi Trabzonspor yeni bir Trabzon, yeni bir isim, yeni bir lider çıkarması lazım onlar gibi. Bakıyorsun çıkaracak hiç kimse yok burada. Çünkü biz okumadan, yani bir şeyi çalışmadan, okumadan veyahut araştırmadan bir yere gelmek istiyoruz. Bu çok yanlıştır. Mesela ben bu Trabzon gençliğinin görevini yapmadığını inananlardanım. Bakın mesela bazen dolaşıyoruz şeyi sokaklarda, vuruyoruz bile falan filan. İşte adam ha sen misin diyor. Ya şimdi ben de diyorum onlara ki üzülmeyin. Yani eğer siz Trabzonlu musunuz? Evet, eğer siz Trabzonsporluyum diyorsanız mutlaka Trabzon tarihini tahlil etmeniz lazım. Bir Trabzonspor tahlil edin bakalım. Bunlar kimlerdir? Nasıl şaşırdı? Bak geldim de bir sene dayadım bunu buraya. Biz anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar nasıl şampiyon oldular, nasıl başarılı oldular, kimdir bunlar, Trabzonlu mudur, değil midir? Yani şuraya bir o zamanın resmini asın bakın, bütün hepsi Trabzonlu. Ama şimdi 2-3 tane federasyon sahibi, 3 tane Trabzonlu var. O da zaten ithal Trabzonlu diyelim. Yani bir de takımların ithal oyuncu, ithal antrenör ve de idareci alıp da kulübe getirmesi ve bünyesi içerisinde çalıştırması Trabzonspor bugünkü durumunu gösteriyor. Yani öyle zamanlar oldu ki Trabzonspor'un altyapısına bile yabancı antrenör getirdiler. Çok izah ettik, çok söyledik. Aman yapmayın, etmeyin, elimeyin. Niye? Ben kendi çocuğumu tanıyamıyorum. Yarın bir şey dediğim zaman bakıyorum ters yapıyor sana. Trabzonlu genç tanınmanın için yanında durman lazım. Adamı şey almışsın Belçika'dan, getirmişsin buraya, altyapı sorumluluğunu vermişsin ona. Ya bu zaten seni tanıya kadar, yürüye tanıya kadar, oryantasyon programını bitirene kadar en aşağı 2-3 yıl geçer. Ama çıkaramadığın bir yıl sonra güle güle diyorsun ona. Niye Trabzonspor'a bir yıl değil, 11 yıl kaybetmiş oluyor bu durumda. 11 derken 36 yıl. 40 yıl kaybetmiş oluyoruz. Bak 40 yıl bu az bir şey değil. Yani 2 nesil 20-20 olsa tabii ki 2 nesil geçiyor. 2 nesilde yoksun. Yani biraz dikkat etmemiz lazım. Yani deneme yanılma metodunu artık Trabzonspor'un ve Trabzon'la bu işe ilgilenenlerin bırakması lazım. Tabii deneme yanılma metodu bir kulübün ekonomik bakımdan dar boğaza girmesi demektir. Onun çok dikkat etmesi lazım bence Trabzonspor'un veya Trabzon'un durumlara. Yani gençler ya bakıyorsunuz maça geliyorlar. En güzel yerden bilet alıyorlar. Onu gidiyorlar maçların peşine falan filan. İyi güzel haçla. Bu Trabzon yönetimi sizi bekliyor yani. Bakıyorsunuz babasının işini almış veyahut da bir iş açmış. Çok büyük zengin olmuş. Hay hay çok ne kadar güzel. Onurlanıyoruz. Ya gelin aynı başarıyı, aynı sistemi Trabzonspor'da yapın. Trabzonspor'a bakıyoruz. İdarecisi biri doktor, biri müteahhit, biri inşaatçı, biri olsun. Ya öğretmen olmaz böyle. Oradan geleceksiniz. O havayı teneffüs etmiş olacaksınız. Eğer etmezseniz doktorsan saat 5'ten sonra işine gideceksin. Gelemezsin Trabzonspor'a veya toplantıya gelemez veya gece yarısı geleceksin. Bunları hep gördük, hep izah etmeye çalıştık. Yazdık, çizdik, söyledik televizyonlarda. Ama işte maalesef. Evet. Ama bu işler kötü mü? Hayır. Mutlaka var. Trabzon'da bu işleri halledecek, bu işleri kotaracak kabiliyetli ve kaliteli adamlar var biliyorum. Ama onların kenara çekilmesi, yana çekilmesi
işte, Trabzonspor'un başarısını engelliyor. Biz diyor dersiniz mesela siz oradan geldiniz niye girmiyorsunuz abi? Ya iyi oradan geldik girmiyoruz da biz B kursuna gittik, C kursuna gittik, A kursuna gittik, oraya gittik, buraya gittik, geldik burada altyapıya girmek istedik önce. Baktık getirdiler buraya yabancı. Buyur yabancı gelmişse buyur. Dedik çıktık. Sonra yani gidip oraya da istek yapıp böyle şekilde de orayı da rahatsız etmek istemedik. Bu sefer işte basın tarafından yazdı çizdi ki şöyle yapalım, böyle yapalım bilmem ne falan filan. Yani tabi bu sadece Trabzonspor'da değil. Bütün Türk futbolunda kulüpler hemen hemen aynı şeyi yaşıyorlar. Böyle yani olaylar. Peki hocam. Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Sizin de önemimizde tekrar döndüğümüzde. Sizin ve taraftarın aranızda olan böyle ilişkileriniz nasıl hocam? Ya şimdi tabii ki biz maça çıkmadan önce maç sonrası eve geldiğimiz zaman mahalledeki arkadaşlara, mahalledeki insanlara bir hesap değilse bile sorularına cevap vermek zorundaydık yani. Yenildiniz mi? Neden yenildin? Niye oynayamadın falan filan? Niye çok gol kaçırdın falan filan? Bu gibi sorulara karşılaştılar. Bir üzerdi bizi. Ama yendiğimiz zaman böyle malımız açık falan filan gelirdik. Yani bu gibi şeyler olması lazım. Taraftarda ve taraftarın mesela içinde ve Trabzon olduğumuz için sohbetlerde olsun, maç değerlendirmelerinde olsun, sakatlığımız varsa ne olur, sakatlığın ne durumda? Ya bunlar tabii ki oyuncu ile taraftar arasındaki bağlantıyı da kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor, sıkılaştırıyor yani. Bunlar güzel şeyler. Şimdi bakıyorsunuz da herkesin altında bir araba, iyi güzel. Kulüp o yanda, saha bu yanda, sahilden gidiyorlar, sahilde geliyorlar. Yukarıya çıkıp da bir taraftarla beraber ne haber, nasılsın falan filan diyecek. Çünkü yabancı, bak dedi, biraz önce söylemeye çalıştım yani. Onun sana adapte olabilmesi için oryantasyon programlarını bitirmesi lazım. Çevreye uyumlaması falan. Yok bize. Onun için Trabzonlu'yu, Suat abinin söylediği gibi Trabzonlu'yu kurtaracak olan Trabzonlu'dur. Adamın söylediği budur. Bize her zaman bunu söylerdi. Trabzonspor'u kurtaracak olan Trabzonlu gençtir. Trabzonlu sporcudur der. Yetiştirelim. Bakın yani 1966'da kurulan Trabzonspor 2014'e kadar üretti. Ürettirken de genişledi, kuvvetlendi, güçlendi. Ama 2014'ten ta geçen evvelki yıl saymayalım. Bu zamana kadar Trabzonspor üretmekten ziyade tüketmeye başladı. Tüketiyorsun. Tüketince bu sefer Trabzonspor genişleme yerine gerilemeye başladı. Yani başarısından da uzaklaştı. O dediğimiz gibi başarı da böyle 2-3 yıllık başarı değil. Dediğimiz gibi yani 36-40 yıllık başarısızlıktır yani. Başarısızlıktır. Tabii ki bunlar toparlanmak zor iş tabii ki. Zor iştir. Evet hocam, sizin de gerçekten söyleşi çok güzel oluyor ve böyle sordukça sorası geliyor insana. Peki Necmi hocam, siz tabii o dönem fırtına gibi esiyordunuz. Forvet'te oynuyordunuz. Tabii hocam çok değil. Şampiyonluk getiriyorsunuz. Ondan sonra takımı Süper Lig'e çıkartıyorsunuz. Gol kralı oluyorsunuz. Peşinden gol kralı olduktan sonra bir de ayrıca bir 15 gol daha bir sezonda atıyorsunuz. Yani orada da bir gol krallığını son anda kaçırıyorsunuz. O dönemler onlar yapmak kolay da değil. Bir de çamur sahalarda o işi başarmak kolay değil. Değil mi hocam? Evet tabii ki yani maharet, kabiliyet, kalite falan filan. Ama tabii ki hocalarımızdan çok büyük bir emeği var. Bunlar göz ardı edilemeyiz tabii ki. Yani sendeki bulunan, var olan o mevcut yeteneği çıkartmakta en büyük maharet oyuncudan ziyade hocalardır mesela. Hocamız mesela ben dediğimiz gibi yani atmış olduğum gol kralı zamanında atmış olduğum gollerin yarısını kafayla attık mesela. Ama bana Trabzon'da kafa bulmayı öğreten, ısrarla ve inatla beni çalıştıran rahmetli İtman Gücü'nün santraforu Harun Kılman abimizdi. O zamanlar Trabzonspor'un bir müddet antrenörünü yaptı. Trabzon sahasında bir Ramazan boyu bana kafayı öyle, çünkü çok kafa golleri atardı o da eskiden. Kafa gollerini atabilmen için veya da çok daha iyi isabetli vurabilmen için şöyle şöyle yapman lazım. Pratikte anlattı, teorikte, uygulamada bile göstermiştir bana. Yani demonstrasyonu da iyi güzeldi falan. Tabii onunla çok şeyler öğrendik biz falan. Onlar vardı, Akrep Celallar meşhur. Onlar vardı işte dediğimiz gibi Ahmet Suat, onlar vardı bunlar. Bunlardan çok şeyleri tabii ki öğrendik biz falan. Ama şimdiki bizi görüp o zaman öğrenenler Trabzonspor'a değil,
biliyorsun yani başka takımlarda uygulamaya çalışıyor. Onun için ne yapıyoruz? Trabzonspor ithal oyuncuyu artık bırakması lazım. Bir an evvel, bakın bir takım sermaye, varlık ve stok sıkıntısı yaşıyorsa anında derhal altyapısına dönmesi lazım. Eğer altyapısına dönmezsen bunlar bir gün gelir yok olur seninle. Şimdi burada eksiklik var. Trabzonspor ne yaptı? Trabzonspor sermayesi yüksek olan takımları taklit etti, takip etti. Ya sen şimdi Fenerbahçe'ye niye kendi örnek alıyorsun? Veyahut Galatasaray'a örnek alıyorsun? Veyahut Beşiktaş'a örnek alıyorsun? O büyük bir şehir. Senin bu Trabzon'da etin butun ne şu kadar. O halde sen altyapıya gelsene. Altyapıya baksana. Altyapıyı ihmal etmesene. Altyapıdan çıkarırsın. Bir de mesela yapılanmanın geç ve güç olması Trabzonspor'u çok Trabzonspor'u demeyelim de Trabzonspor'u olumsuz yönde etkilemiştir. Yani yapılanma farklı tarif edilmeye başladı Trabzon'da yöneticilerde. Ne var? Yani transfer tabi yapıyorsan işte ben yapılanıyorum. Hayır olmaz. Sadece takım yaratmak yapılanma değildir bir kulüp için. Bir kulüp için bir kulübün A'sından Z'sine kadar yenilenmesi yapılanmadır. Ayrıca burada tabii ki modernleştireceksiniz, yenileyeceksiniz, çağ atlayacaksınız. Ben devrim yaptım mesela dedi giden Abdullah hocamız. Ya ne devrimi? Devrim değil. Sen orada bir bilimsel bir evrim yaptın. Olur mu devrim? Devrim demek sadece kulübü şampiyon yapmak değildir. Kulübü biraz önce söylediğimde şu özelliklerin de veya şu temeller üzerine oturtmanız gerekir. Oturmazsan gidersiniz, geldin, iki mağlubiyet aldın, üç mağlubiyet aldın. Nedendir bilinmez. Bıraktın Trabzonspor gittin. Ben sana anlaşmışsam, sen Trabzonspor gibi bir takım, yani sen burada A takımını B takımı bırakmıyorsun. Her yıl şampiyonluğu oynayan, Türk futboluna ne sporcular yetiştirmiş bir takımı bırakarak gidiyorsun burada sen. Neyi bırakıyor gidiyorsun? Sana bir şey mi dediler? Bakın hiç Trabzonspor seyircisi bir antrenörü bu kadar desteklememiştir. Mesela Ahmet Soğal olsun, Özkan abi olsun. O zaman da Özkan abi benim takım arkadaşımın takım abim mesela. Şey, onlar bile takımı şampiyon yaptıkları zaman yukarıdan ve sağdan dışarıdan tenkitler yemiştir. Ne tenkitler yemişlerdir? Yani niye 3 tane gol attın, 3-0 yendik mesela? Niye de 3-0 yendin, 5 yapabilirdin bunu? Gibi. Bu da bir nevi tenkit yani ki. Ama ona biz gerekli desteği, gerek basında olsun, gerek yazılı basında olsun, sözlü basında olsun, birebir konuşmalarımızda gerekli desteği değil biz. Taraftar vermiştir yani. Onun için bunlara dikkat etmek lazım yani. Kolay değil bu işler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız burada. Telefonumuza çok güzel yanıt vererek yanımıza geldiniz. Allah razı olsun size. Sizin gibi değerlerin olmasından çok mutluyum. Sizin gibi değerleri tanımaktan çok mutluyum. Babamlar, amcamlar anlatırlardı sizleri. Bana da vesile oldu. Çok şükür bugünlerimize. Son olarak şöyle kapatalım hocam. Trabzonspor taraftarına ne mesaj vermek istersiniz? Takımının sahibi eğer şampiyon olmak istiyorsa, güzel günler yaşamak istiyorsa Trabzonspor taraftarı takımına sahaya çıkması lazım. Bu genç 7'sinden 70'ine kadar. Bayanından genç bayanına kadar. Yani sahip çıkmamız lazım Trabzonspor'a. Trabzonspor'dan başka bizim vakit geçirdiğimiz veya övündüğümüz, onurlandırdığımız hiçbir spor dalı yok. Bakın basketbol da başladı, bırakıldı falan filan. Onun için istiyorsak Trabzonspor'un başarılı olmasını iyi ve kötü günde. Trabzonspor'a mutlaka yanında olmamız lazım. Trabzonspor'a mutlaka gerekli desteği vermemiz lazım. Ve Trabzonspor taraftarı da son 2 yıldır gerekli desteği bence fazlasıyla vermiştir. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağ olun. Ben teşekkür ederim.